Assalomu alaykum, kanalimizda yangi bo'lsangiz, podkastga tugmasini bosib like bosishni unutmang do'stlar. Ustuva xabarlar kanali doim sizlar uchun. Birovlarga aytmaslikni buyuradi. Xotinning sirini shariati islomiyga yashirishlikka farmon qiladi. Shariati islomiyga mana bunday buyruqqa buyurib turgan vaqtda bizi yoshlarimizning ichida eng yomon tarqalib turgan narsa shuki, kun botgandan keyin ta saat 12-2'ye kadar köçede bir karangı cayda toplanıp alıp neşesi var mı, sigareti var mı, o şekilde çirkep oturup gapirip turgan gap şu oladı ki 50 yıllık meslekte varıp kayıtı fahişe bilen yokken kayıtı fahişenin hiç bilge getirirken ve o bilen hiç saat bürge muamelede bugün bana buna kanki haram derselerdir biz sohbetini kılandır. Ve halen ki şeriat-ı İslamiye haramlı emez, halal derseni hem gapirişliğinde mantıklı yaptı. Shariat-i İslamiyye'de özünü hatıniden başka hatun bilen naşer'i alakada bulup Kudanı buyruğundan taşkarı bir halette zina bilen meşhur bulabiliyken üylenmegen erkek, üylenmegen ayol bulaydıgan bese ülerini yüz derre ürüşlikke büyüredi. Eğer üylengen ayol, üylengen erkek bese guahları bese turta adam ülerini zina kılgelliğe guah bulup geledigen bese ularni tosh buron qilishga buyuradi. Zino qilgan odamni zinosini isbotlashligi uchun 4 ta guvoh kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida fohishalik bilan mashhur bo'lgan bir ayol bor edi. Lekin uni fohishalik bilan shug'ullanib turgan holatida hech kim uni ko'rmagan edi. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar birovga behujjat isbotsiz jazo berishlik lozim bo'lganda edi, mana shu ayolni men toshburon qilgan bo'lardim dedilar. Vaholanki Rasul sallallohu alayhi vasallamni uni toshburon qilishliklariga guvohlari yo'q edi. Yana zino to'g'risida hukm shuki, ammoki bir odam guvohi bo'lmagan holatda birovlarda oldida o'zini zino qilganligini og'zi bilan aytib turar ekan, unga guvohni hojati yo'q deydi shariat. Guvoh kerak emas. Rasul sallallohu alayhi vasallamni davrlarida kim bo'yiniga olib zino qilganligini aytib turgan bo'lsa, indamasdan guvohni olib chiqib toshburon qilib yuborilardi. Bir banda qilgan gunohini agar yashirar ekan, birovlarga oshkor qilmas ekan, uni Xudo taboraka va taolo kechib olishligi oson bo'ladi. Ammo birovlarga uni oshkor qilib aytib qo'yar ekan, undan kechirilishligi, uni tavbasini qabuliyati nihoyatda uzoq bo'lib ketadi. O'ziga o'zi inson jazoni vojib qilib oladi. Shuning uchun hakimlardan bir kishi aytgan ekanlarki, da'u hasbal muhsanati taslam lakumul ummahot. Ey insonlar, muhsina eri bor ayollarini va xotini bor erkaklarini zinokorlik nisbati bilan so'kishlikdan saqlaninglar. O'shanda sizlarning onalaringiz salomat bo'ladilar. Bir yerde oturganlarımızga açıqroq bo'lishligi uchun biz şunu aytamiz ki, çünkü bir şair aytadi, men yomonlikni o'rgandim, yomonlikni qilishlik uchun emas, arabni o'qidim, kartani o'qidim, hammasini o'qidim, ularni men ichaman yo karta o'ynayman deb emas, balki shularni yomonligini bilib o'sha yomonlikdan saqlanishlik uchun. Shuning uchun ochiq bo'lishlik uchun aytamizki, uyatli gap bo'lganda ham bizni yoshlarimizning o'rtasida jalab degan bir beparvolik bilan aytvoradigan gapimiz bor. Mana shu gap hozirgi hakim kishini birovni zinokorlik nisbati bilan so'kmanglar degan gapi mana shu. Xudo taborak va taolo Surai Nurda marhamat qilib aytadiki, sizlar agar sizlarni ishlaringdan kimiki eri bor ayollarini yoki xotini bor erkaklarni zino qilmagan bo'lsa, guvohingiz bo'lmasa, agar siz uni mana shunaqangi bo'magur zino lafzi bilan nisbat berib so'kadigan bo'lsangiz, unaqangi odamlarni 80 darra uringlar deb Alloh buyuradi. Unaqangi lafzlarni aytishlikdan nihoyatda biz ehtiyot bo'laylik. Unaqangi zalolat ko'chalaridan saqlanaylik. Endi bu yerda o'tirganlarga asosiy bizning nasihatimiz
Çünkü Allah Subhanahu ve Taala'nın ibadeti bugün namazdan kalmasak. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki kıyamet günü de bendeden birinci saval kılınıyor nasıl bana şu namaz. Eğer siz namazınız hesap kitabı eden, eğer kurtarken siz önden kalan hemen meselelerinin hesap kitabı sizce asan buladı. Asamrah geçedi. El-ferku beynene ve beyne gayrine as-salat. Siz bilen, bizden başka milletteki Müslümanlar bilen kafirlerinin ortasındaki fark bana şu namaz. İnsandı, zalalet bilen, gümrahliği bilen, hidayetten acret türeydiğen nerse bana şu Hüda'nın ibadeti bulmuş namaz. Madami ki biz namaz okumasakken biz Hüda'nın için bendesimen değiştiğimiz davamız yalgan. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'de yaşgörüyen bir ümmetimen kıyamet günü de şefaatlerini ümit kılaman diyen bizim davamız yalgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste merhamet gerekenler. El mer'u ma'a men ahabbe. Kimi ki kimi yaşgörse kıyamet günü de uşa bilen buladı dediler. Şu hadisini şerhede eytediler ki eğer sizler de içlerinden bir ortaların turvalı ben Resul sallallahu aleyhi ve sellem'de yaşgöremen, Peygamberimiz yaşgöremen, ulu adamlar da yaşgöremen, kıyamet günü de şular bilen bulamen deseniz o. Ülerde kılaytırken amelini kımasengiz, sizinle kıyan davayınız yalvan. Siz yalvancılar katarda selenesiz. İmam-ı Zemahşeri rahmetullahi aleyh, özlerini makamat diyen kitaplarda eytediler ki, ey Ebu'l-Kasım, üçünün adları Ebu'l-Kasım bugün. Özlerine özleri hitap kılıp eytediler ki, ey Ebu'l-Kasım. Karagün perverdigardı, bendelerinin içi de, kaysi bir bendenin özlerinin zamanasındaki bir padişahları, şehirlerinin hakimleri, yani ki bir özlerinin karhanelerdeki reis bulup durgen, başkaruçileri bulup durgen adam bir çakırar iken, bunlarını özüge demek iltimas kılıp, kilişliklerini talep kılar iken, tezden uşanı hizmetine Şamal'da yelgendik uçup barasınlar. Hüttü bir nerseden kurup kalgendik tezde, onu aldığı yetip barıp, hizmetini baca kılıçlıkça hareket kılasızlar. Ey Ebu'l-Kasım, ama ki bu padişahlarının hem padişahı bugün Allah'ın azanı bir günde beş mehal eytiledi. Azan eytilgen peyitte biraz da adamdı. Kuda'nın azanını demek haybetinden korkup beş anasından ter çıkanını görgen misiniz? Biraz da adamdı kavağını yaşlangenini görgen misiniz? Eğer siz bilen bizde günahınız başka yok dünyada. Hiç kendi günahımız yok. Bizi günahımız şu ki bir padişah çakırgende yürüp önü hizmetine baramız o. Parverdigarda azanı bir günde beş mehal eytilse bizi peşenemizde tir çıkmasakken dozahke ta 7 yaştan 70 yaşta atılışımızda bana şu nesnenin özü kifaya. Bizi artışı günahını sürüştürüştüğüne haceti yok. Şimdi nasihatimiz, pandımız fakat yine iltimas kılamız Allah'ın ibadetinden kılmayalım. Aziz vaktlerimizde bu çıkarayırken nefeslerimizde ganimet kılayalım. Her ki Ahmet imareti ne olsa raftu menzil bedigeri perda. Her kim bu dünyaya kılaydıken bize pül tapsa, devlet tapsa bitti çıraylık imaret kuradı. Çıraylık bir havlu saladı. Ama bu havlusu bitkenden ki bu dünyadan ötedi kitedi. Bu imaratı farzandiga ya ukasiga birorta bir merosxo'riga qoldirib ketadi. Von degar puh hamchunun havasi vin imorat basar na burkasi. Bu qolib ketgan odam ham otasi bir qavat imorat qurgan bo'lsa, tepasiga betonni quyitirib, ikkinchi qavat imoratni ham quradi-yu. Ammo bu imoratni na otasi ko'tarib ketadi, na farzandi u dunyoga ko'tarib ketadi. Taomlarimiz kelib qoldi, taomga qarang, marhamat qilsang. Hürmetli birodarlar, mana hozir biz taomlar qo'ygan narsa nikoh masalasi bo'lganidan ozginagina erkaklar bilan va ayollarning o'rtasidagi munosabat, bir-birlarining haqlari to'g'risida ozginagina gapirib o'tamiz ekan, keyin duo qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadislarda marhamat qilib aytganlarki, "Law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِذَوْجِهَا اگر برارتا آدمده اکینچه آدمگه سن بونگه سجده قیگنده بیورشگه حقم بوگنده یده ایال کشینه ایرینگه سجده قیگنده بیورگن بولردم دیدیلر رسول الله ارکایلرده خدای تبارک و تعالی منشلی اولو قلب یردگن الله سبحانه و تعالی استعیذ بالله الرجال قوامون علی النسائی ارکایلر ayollardan bir pog'ona tepada turadi deb Alloh marhamat qildi. Ulardan ko'ra bularning imtiyozlari ko'proq. Ayollar o'zlarini qay darajada aqllarini noqisligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelib so'raganlarida Rasululloh aytdilarki, oyotlarda ikkitalaring bitta erkakning guvohligi bilan barobar bo'lib turgani sizlarning mana shu aqllaringiz noqisligi emasmi dedilar Rasululloh. Ayollar aqlan, jismen her taraflama erkeklerden nisbeten şeriat-ı İslamiyyenin hükmüge karagende bir pağana pastet uradılar. Ailede benlisli yer bir padişalik vazifesini adaklısa ayol onu demek ailevi idarevi işlerde onge ben misali bir vazirdik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem agar bir ayol erinin iznisiz üyüden taşkarıge çıkar iken ta üyüge kayıtıp gidince Allah'ın laneti de buladı dediler. Ve yine bir hadislerde ettiler ki bir ayol beş vakit namaz okur iken namazıdan keyin kolunu kotarıp dua kılsa ama yerine hakkıca bir yaşlılık sorup Huda'dan dua kılması iken onun duası Huda'nın dergahı da merdut duası kaytarıladı. Onun duasını Allah icabet kılmaydı dediler. Ve şu kebi erkeklerini hem ayollar üçün adaklı ediyen boyunlarda vazifeleri ayollarının hakkı var bülerde. Bülerini eğer adaklı metekeller kıyamet günü de Allah'ın dergahıdaki hesap kitapları ağırlaşır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi ulufza rahmetenli alemin buluşlarına karamay üyelerde erkeklik derecesini, irlik oranını ca kılıp uygen zat ediler. Yükşü ben peygamberimden de kötüde yürmezdiler. Üyelerde hatta içki sapkanlarını yiyen rivayet kıladılar. Özlerini, kıyımlarını, özleri yuvup, tüymeleri geçip, özleri tutup oturgen zat ediler. Üyelerde hatırlarının tepesine çıkıp alıp, zalimlik demek, polini çözüp alıp, ularga bor aytgan gapini qildirishlikni o'ylamagan ular. Bizlar hayolimizga shunday bir nima kelib qolganki, ayollar bamisoli bir bizning uyimizga bir qulday bo'lib keladi. Shariat-i Islomiyya har bitta odamda haqqini o'zini o'rnida aytganligi uchun aytadiki, bir ayol farzand tug'ar ekan, farzandlik bo'lar ekan. Uni emizdirishlik ayolning buyurilgan vazifasi emas. Agar ayol eriga aytadiki, bu tuqqan men bo'lgan farzandimni men emizdirmayman, boyim pul berib kimga emizdirsak emizdiravering desak xotinda haqqi bor. Agar sizni nima qilgan yechgan kiyimlaringizni men yuvmayman, qaytdan mardikor olib kelib kiyimingizni yuvdiravering desa buni haqqi bor. Biz uni bu ish uchun zo'rlashlikka bizning hech haqqimiz yo'q. Ammoki ayollar shunday bo'lsa-da yerlarini buyrug'idan chiqmasdan bu vazifalarni ado qilar ekanlar, bularga Xudoy taborak va taolo tarafidan berilayotgan qiyomatdagi ajrning hisobi, adadi hech ham yo'q. Behisob, beadad ajrlar Xudoy taborak va taolo tarafidan bularga beriladi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bir hadisda aytdilarki, "Men vafot qilganimdan keyin 200 yil o'tgandan so'ng ümmetlerimizin içinde en yakışısı hatını yoga bulup kaladı dediler. Ve yine bir hadiste ettiler ki ben otkanımdan ki kıyametke yakın ahir zamanda erkeklerde halaketi ayollarını kolada bulup kaladı dediler. Dinden çık geçişe ata anasıge ak bulup geçişliğe erkeklerde bana şu ayollar sebepçi bulup kaladı. Ayollar evde yerine oturup alıp büyünü verip ya mene din ya ata anaydı din deydiğen bu ise ata anasından kura kuzuge hatını çırağıyla rah kurunup gider. Çünkü künler vayaya yetkizip bunu bakıp kuzu yemezsen yedirip
o'zi kiymasdan kiydirgan ota-onasidan ko'ra vafosi bo'lmagan g'addora bevafo ayolni ulardan ko'ra ustunroq ko'radi. Haqiqiy erkaklar esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, erkak kishini haqqi ko'p, bo'ynida haqqisi ko'p bo'lgan odam bu onasi dedilar. Ayollarni esa bo'ynida haqqisi ko'p bo'lgan kishisi bu eri dedilar. Erkak kishi uchun eng ulug' zot o'zining onasi, ayol kishi uchun eng ulug' zot esa o'zini turmush o'rtog'i bo'lgan eri turadi. Majlisimizni, suhbatimizni shu yerda tamom qilsak-da, tilovati Qur'on bilan tamom qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى جميع أنبيائك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرواد يا رب قيم يقيم يا مسألة مسائلنا مزدان حاصل بغن صالنا ونو تلاوات مزدان حاصل بغن صالنا خصوصا من شحان من نو تكلنا مزروح لريد أصيل لقد فرد يا رب هم ملغمز هم تكلنا مزغريب خرحنا الشعيس سيجن نبخيين yotganlarim nurli qiyin parvardigaro oxiratlarini obod qilganlarimizni hammalarimizni ham parvardigaro islomda iymonda o'zing barqaror qilgin mana bu o'tirishimizga sababchi bo'lgan shu ikki yoshni ham parvardigaro o'zing baxtli saodatlidan qilgin parvardigaro muhabbati tavofaning saodat diydoring ato qilgin parvardigaro kelajakda solih soliha farzandi ato qilgin parvardigaro shu jamoatda o'tirgan hammalarimizni ham parvardigaro xonadonlarimizni o'zing obod qilgin ofat shikastlardan ofat samoviy ofat aroziy va chabalolardan parvardigoro o'z panohingda asragin hammalarimizni mana shu eshitilingan oyat kalimaga va payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni aytgan hadislariga muvofiq amal qilishimizni alloh o'zing nasib aylagin parvardigoro
Şu günkü menabe oturuşumuzda hımmet kıyan atasingillerimiz, ege ülkelerimiz, hemmelerini hem pervadiyara, hanımdallarımızın abad kıyan pervadiyara, öyle büyüge maslatları uzun yetkezgin. Ve sallallahu teala ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ruhamna ma'ahum nasurna minhum bir rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz.